bugün enflasyon açıklandı. %67.07 olarak açıklandı abi enflasyon. Bir de buna ek sana bir de sürprizim var. Euro 34'ü gördü çok şükür. Çok iyi oldu, çok iyi. Ülke güllük gülistanlık. Her gün ihracat rekorları kırıyoruz ama bakıyoruz etrafta hiçbir şey değişen yok. Nasıl rekorlar kırıyor ben bunu hala gülerek tepki yani içim kanı alıyor ama gülerek tepki gösteriyorum. Ne oluyor yani bu ülkede ne değişiyor? Yani bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Yani bu para dışarıya mı gidiyor? Ne oluyor? Bir anlatsınlar bilen bir kişi bize. Her gün açıyoruz ATV'yi. Yani hükümet kanallarını açıyoruz. Her gün ihracat rekorları kırılıyor. Ülke yeni bir rekor. Ekonomi uçuyor. Evet. 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 Bunu bilen bize bir anlatsın. Biz vatandaşız ya. Bilelim ya ülke nereye ne satmış. Abi malum kanallara sormak lazım bunu ya. İğneden ipte her şeyi Selpak mendilimiz dahi, buğdayımız dahi dışarıdan savaş olan bir ülkeden buğday geliyorsa ağlamak lazım. Biliyorsun seçimler oldu Mayıs'ta. Evet. Seçimden önce Erdoğan diyordu ki enflasyon düşecek. İşte alım gücü artacak. Döviz sabit kalacak deniyordu. Evet. Hiçbiri olmadı abi. Ya bize göre olmadı ama onlara göre her yıl bir sonraki yıla diyor. Bu ülke çok güzel şu yılda çok güzel olacak. Ama değişen bir bakıyorsun ülke kanı alıyor. Her gün ülke bir değerini kaybediyor. Yazıklar olsun. Başka yani, bir şey demiyorum. Bugün de biraz fakirleştik abi. Yok. Her gün olduğu gibi. Biraz daha fakirleştik. Nasıl yorum yaparsanız artık o şekilde. Yani ben olan gerçekler bunlar. Enflasyon açıklandı. Enflasyon artışa devam ediyor abla. Nasıl görüyorsun? Zaten hayatı biliyorsunuz. Zaten baş yanlış gidiyor. Geçim yapamıyoruz. Geçimi sallamıyoruz. Biz gelirce AK Partiliyiz. Artık AK Parti. Cumhurbaşkanı sesimi duyuyorsun. Kamerada bakıyorum. Biz 7 sene, ben 20 sene ona verdim. Artık ona bir oyum yok. Orada bir oyum ona yok. Onu başımıza tac ettik. Bizi ezdi gitti. Bravo abla. Çok fazla başına çıkardın galiba. Çok, yük yaptın. Çok. Bizi çok ezdi. Bir emekli maaşıyla ben 7,5 milyar kira veriyorum. 1,5 milyar aylık bana doğal gaz geliyor. Bu şey oldu da ya bu var ya yani. Biz orada doğal gaz bulduk. Neyi? Doğal gaz bulduk ya Karadeniz'de. Vallahi hani bozdun. Sana gelmiyor mu? Bana da gelmedi. Bilmiyorum daha gelmedi. Bakalım bir gelse bakalım. Yine Cumhurbaşkanı bizim baş tacımız ama bizi çok ezdi. Cumhurbaşkanı sesimi duy. Bak bu ne? Bak bu 2 milyar para tuttu. Allah var. Bir emekli maaşı. Çekirdek yeme. Evet. Bak 2 milyar param tuttu. 2 milyar para tuttu. Yine Ramir Ali hangi halisi de Allah onu yesin. Cenab-ı Allah millete, devletinize her şey hayırlı olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ha? Oy vereceğim mi Erdoğan? Yok ona vermeyeceğim. Kime vereceksin? Zam da yapsa yapmasa da vermem. Çünkü bizi çok az. Eli çok az. Şimdi bugün dedi ki senin maaşın kaç mesela şu an? Neyi? Maaş kaç? İsterse benim maaşım diye 50 milyar yapsa verme. Vermezsin. Vermem. Neden? Çünkü bizi çok az. Hadi bakalım. Ekonomide de başını almış gidiyor. Millet et alamıyor. Millet ekmek alamıyor. Zaten biliyorsunuz zaten ben ne diyeyim kardeşim benim. Cumhurbaşkanı benim sesimi duy. Sen bizi çok ezdin. Allah'a emanet olun görüşürüz. TÜİK 3 seneden beri reklamlarda. En güzel ortam TÜİK'te. Tabii herkese TÜİK sempatik geliyor. Gerçekleri söylese ya. Söylemiyor. Onun için. TÜİK nerede yaşıyor abi? TÜİK, bilmiyorum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ankara'da. Enflasyon açıklandı. Enflasyon ne? %67. Tayyip Erdoğan bir ülkeden gitmediği sürece enflasyon diye bir şey yok. Tayyip Erdoğan'ı ben bu ülkede istemiyorum kardeşim. Ya, şu an 5 sene daha. Niye istemiyorum biliyor musun? Söyleyeyim mi? İçki içmeye paramız yok. Sigara içmeye paramız yok. Bu gençlerin cebinde parası yok. Ben bu adamı vurdu istemiyorum. İçme zaten diyor abi. Öyle abi. %67.07 olarak açıklandı abi TÜİK tarafından. Emekliyiz 10 bin lira maaş alıyoruz. Bak işten geliyoruz şu anda. Çalışmazsak hayat bitik yani. Bitik. Enflasyon, meflasyon onlar boş iş. Onlar boş iş yap. Ya böyle lafını kesiyorum. Zamlar geliyor abi sürekli. Zam gelsin olacak ya 2000 lira 3000 lira emekliye dalga geçer gibi 1000 lira 2000 lira veriyorlar. Dalga geçer gibi yani. Emekliler bıktı yani. Vereceksiniz verin, vermeyeceksiniz vermeyin yani. Artık Cumhurbaşkanı bir düşünmesi lazım, kendine bir toparlaması lazım ki ya bu millet nedir gidiyor, nereye gidiyor? Adamın birisi orada bağırıyor, şeriat isteriz, şeriat isteriz diyerekten. Ne demek bu ya? Memleket şeriata mı gidiyor? Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti bu, de yaşıyoruz. Tamam şeriat istiyor, defolsun gitsin şeye, Arabistan'a gitsin. O bakımdan yani bunalım içindeyiz. İnsan üzülüyor bu vaziyette, bu tavır görünce. Abi bak bugün enflasyon açıklandı. %67. Euro 34'e çıktı.
maşallah çok güzel bir yine uyandı. Yavrum canım. Verdiği para 10 bin lira para. Acaba Cumhurbaşkanım şeye giriyor mu, markete girip alışveriş yapıyor mu? Benim sırtımdan kazanıp yiyip içip keyfine bakıyorlar. Biraz vatandaşını, milletini de düşünmesi lazım. Canım konuşmasına gerek yok. Şu ekmeği çek, ekmeği hocam bak. Şu ekmek. Ben konuşmayacağım, yaşından değil. Bak o çocuğu gösterecektim, bak elinde kuru ekmek var. Ama göstermedin. Çektim, çektim. Çektiniz mi? Mesele bitmiştir artık. Enflasyon açıklandı abi. %67.07. Artış devam ediyor enflasyondaki. Resmi rakam bu. Ne düşünüyorsun? Allah ne düşüneyim. Enflasyon zaten belli hali. İnsanların hali de belli. Geçim sıkıntısıyla yaşıyor herkes. Yani durumumuz hiç iyi, iç açıcı görmüyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün güne uyandık. Enflasyon açıklandı. Bir de Euro 34 liraya çıktı abi. Böyle bir güne başladık. Yani alıştık artık. Her gün geliyor zaten. Bir de vatandaş TÜİK'e inanmıyor. Onu da belirtin oraya. Siz güveniyor musunuz mesela enflasyona? %67 midir yoksa kesinlikle daha fazla? Kesinlikle yalan söylüyorlar. Ben TÜİK'e inanmıyorum. Ben daha doğrusu bu ülkede hiç kimseye inanmıyorum. TÜİK de yalan. Her şeyleri yalan. Yani bizi oy zamanı sayar, bir tanırlar, bir ufaktan şey yaparlar. Ondan sonra ver yandım, ver yandım. Hiç kimseye inanmıyorum ben abi. Seçimden önce, yani geçtiğimiz seçimden önce deniyorduk ki enflasyon düşecek. İşte ekonomi rayına oturacak deniyordu evet. Vesaire. Yani kaç ay oldu? Hiçbir şey yok. Her şey yükselmeye devam ediyor. Yani bak ben kendim de AK Parti'ye oy verenlerden en çok kişilerden biri benim yani. Belki de günah varsa ben. Son seçimde de verdin mi? Kesinlikle. Yok şu Mayıs seçimlerinde vermedim. Ama yani ben artık AK Parti'nin hiçbir şeyine inanmıyorum yani. Hiçbir politikasını da beğenmiyorum. Cumhurbaşkanlığından tut ta yani bugün belde yönetenlere kadar hiçbirini beğenmiyorum. Kandırıldık. Yani ben kandırıldım. Kandırıldık. Siz de mi? Herkes. Yani biz ne dedik? Sen var mı? Bursa'daki belediyeler kimin elinde? Yok, Erdoğan da kandırılıyor bazen. Ya Erdoğan kandırılıyor zaten. Cebini doldura doldura kandırılıyor. Bir de cebini doldurmadan kandırsın. Seçimden sonra bitti. Abi enflasyon açıklandı. Efendim? Enflasyon açıklandı. %67 diyorlar enflasyona. %250. Öyle mi diyorsun? Senin enflasyonu mu? Ben emekliyim. Bir senedir 7,5'le yaşıyorum. Nasıl geçiniyorsun abi? Öyle mi? Allah yardım ediyor. Enflasyon açıklandı. %67.07 deniyor. Ne düşünüyorsun? Ya ne düşün? Emekli öldürdü. 10 milyon 15 milyon kira zaten. Bu ne yiyecek, ne içecek? İki tane de çocuğu varsa ne yapacak? En ödeyecek diyorlar. Ya, emekli en az düşük, en düşük 20 kağıt olması lazım. 20 milyon. Asgari ücret en azından 25 milyon olması lazım ki yaşasın. Yaşamaya hakkı yok mu? İstersen 50 bin lira olsun. Bugün sen enflasyonu durdurmadıktan sonra istersen maaşın 50 bin olsun. Sen önce onu konuşacaksın. Yani yanlış anlamayın, hep eleştiriyoruz da bu adamlar niye kazanıyor, bir de bunu soralım birbirimize. Öyle bir enkaz var ki, bunu ben değil herkes de biliyor. Öyle bir enkaz var ki bu devletin başına kim gelirse gelsin bu enkazı acaba kim kaldıracak? Şimdi marketlerde ceza kesiyor. Kessen ne? Arkasını dönmeden bindiriyor 10 mislini. Ne anladık? Bazı temel ürünlerin önüne geçebiliyor. Evet. Sana şey soracağım. Bak. Şimdi biliyorsun abi bir saniye. Seçimden önce Erdoğan diyordu ki ya işte enflasyon artmayacak. Evet. Döviz artmayacak. Nasıl hatta diyordu? Alım gücünü arttıracağız. Faizi asla artmayacak evet. Diyordu. Ben burada olduğum sürece evet. Faiz haram diyordu yani. Faiz haram diyordu. Nasıl diyordu? Ne oldu? Ne oldu? Şimdi yeni bir bakan geldi. Bunu değiştirdi. Şimdi biz neye güveneceğiz? Biz Cumhurbaşkanlığına mı güveneceğiz? Yeni gelen bakana mı güveneceğiz? Biz de anlamış zaten değiliz. O bakan için de geçmişte söylemler vardı işte. Dolandırıcı bu diyordu. Vallahi onu bilmiyorum. Onu ben şey duymadım. Için. Şimdi konuşsam yalan olur. Ben kendi gerçekleri konuşurum burada. Emekli olarak sürünüyoruz. Bunu diyebiliriz. İnşallah düzelir diyoruz ama ben 50 sene bunu babamdan duydum. Rahmetli oldu. İnşallah düzelir. Dedemden de duydum. Biri 30 sene, 80 oldu. Hele senin torunlar duyuyor şimdi. Hele düzelecek. Bir şey düzelmedi. Kemer sıkalım, kemer sıkalım vardı bir zaman. Tencere tava döydük, aç kaldık. Hele daha aynı, devam. Emekli olarak aciziz, açız yani, aç. Aç yok diyorlar abi. Demek görmemişler o. Diyor aç mezarı göster, çok. %175 değilse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ben ekonomist falan değilim ama yani ekonomist olmaya gerek yok ki. Her şeyi görüyoruz. Yani bizi ekonomist yaptılar. Ama zaten abi diplomaya gerek yok galiba ekonomist olmak için. Evet bence öyle de. Öyle bir duyum aldım. Bence de. Yani. %80'ini yarın gönder. Hep gene de olmaz. Yani 1-2 sene daha önce olur bu. Bugün yarın gitseler bu dolar da enflasyon da kiralar da en az %50-%60 düşer.
ekonomiye çok etkisi var ama yani hükümet bir kere tarımla ilgili yani eğitimle ilgili hiç doğru çalışmalar yapmıyor. Sadece gülüp geçiyoruz artık ya, o kadar yani. Sadece gülüp geçiyoruz. Kendileri inanıyorlar mı? Biz koyun milletiz, o kadar basit işte yani. Ama abi şamar olduk ya, şamar olalım. Düşüreceğiz diyorlar enflasyonu. Neyi düşürecekler? Üç hep diyorlar hep artıyor, o da ayrı bir konu. 3 yıldır anasını bellediler. Hepimizin yani. Mahvolduk. Bir de euro arttı abi, 34'e çıktı. Dalga geçiyorlar işte. Yani iyi giden bir şey var mı şu anda sizce? Acaba ne var? Siz biliyorsanız bize söyleyin şu anda. Ben de bilmiyorum. Yani o kadar şamar olun olduk ya, o kadar basit. Yazıklar olsun ya, o kadar basit. Yazıklar olsun, tek kelime. Verdin sen değil mi? Verdim ve haram değil. Daha önce destekledin mi? Haram ediyor. Evet. Madem kul hakkı diyorlar ya, işte kul hakkı karşılarında. Siz kul hakkına girdiğinizi mi düşünüyorsunuz burada? Tamamıyla. Daha ötesi var mı? Yok. Diyanete bak ya, peygamberimiz bir tane hurmayla geçiriyorlarmış, maşallah korumalarla dolaşıyorlar ya. Son model Mercedesler falan. Bu kadar rezillik ya. Allah işte kime göre? TÜİ'ye göre abi, Türkiye İstatistik Kurumu açıklıyor bu i̇şte rakamı. Bir de bizim ceplerimize sorsalar onu. Benim cep kaç gösteriyor? Benim cep ooo. Yüzler... Patlayamayız hep beraber yani. Ülkeye bir bak bakayım. Doldurdular, yabancı soktular ülkeye, doğru mu? Evet. Kendi halkına bir bak bakayım, halkında ne var? Ne diyorlar? Önce can sonra canan. Önce kendi vatandaşına bir bak bakayım. Doğru mu? Eskiden insanlar nasıl geçinirdi? Rahat geçinirdi. Eskiden diyorlardı ki yok tüp kuyruğu vardı, yok şey vardı, para yoktu. Şimdi para var, huzur yok. Şimdi de para var mı? O da şüpheli ama. Ya para... Bir kira olmuş 10 bin lira abi, nasıl para kaldı? Şimdi bak nasıl para var? Para olan da var. Olmayan da zaten yine yok. Türkiye İstatistik Kurumu diyor ki %67 daha fazla para veriyorsun şu an geçen seneye göre. Vallahi istese %50 versinler. Bu hayat şartlarında geçinin olmaz. Dolar yükseldi, Türk parası ölü. Evet. Hep dolar üzerinden geçen sene dediler dolar üzerinden çalışmayacağız. Ama nedense dolar üzerinden çalışılıyor. Türk parası ölüyor. Asgari ücret 17. Şu an bir ev kirası 10 liradan aşağı değil. Bunu nasıl geçineceğim? Bunun telefonu var, yemeğin var, suyun var, elektrik var. Hepsine vergi geliyor. Doğalgaz geliyor. Doğalgaz. Ya ben bir doğalgaz yatırdım daha iki gün önce. 450 milyon. Seneyi ne azmış lan? Çok açmamış. Hani mesela ona kısık ayarda 2'de çalıştırıyorum. Daha çok açsam... Kendine ayrı yok yani. He. O da kendine ayrı yok dediğin gibi. Evi ısıtmıyor çünkü. Ne bileyim. Gidişat nasıl olacak abi geçim? Abi ne bileyim, gidişatı iyi değil. Bu hiç ben anlamadım yani. Türkiye hep düzelteceğiz. Her sene öyle söylüyor. Her sene bir atıyorlar ortaya bir yalan dolan. Oy kazanmak için, şeyleri almak için oyları. Oy geçtikten sonra, seçim bittikten sonra kimse kimseyi görmüyor. Şimdi vatandaş oluyor. Şu an sahalara çıktılar, diyorlar şunu şunu düzelteceğiz, işte ilgileneceğiz, şöyle böyle. Herkesi ama seçimden sonra bir bakıyorsun kimse ortada yok. Herkes sağ başına almış, selamet gidiyor. Ben koltuğa oturayım da, koltuğa oturduktan sonra vatandaş ne yapıyorsa ne yapsın. Birbirini yesin, öldürsün. Yakında böyle giderse hırsızlıklar, bilmem kapkaççılık şeyler çoğalacak. Yani sokağa çıkamayacağız, bu gidişle böyle sokağa çıkamayacağız yani. Sabahları kalkıyor saat 6'da yola çıkıyor, servise binmiyor. Gece geliyorsun saat 12-1'de. Ben iki sefer yol kestiler önümde, adam para istedi. Vermezsen seni öldürürüm diyor. He? Bu kadar basit. Ya telefonu vereceksin ya para vereceksin. Erdoğan'ın sikinden ben seni öldürmedim. Erdoğan'ın sikinden değil. Değil abi. Sikinden değil. Petrolü yurt dışına satıyor. Petrolü çıkarıyor Türkiye'de, yurt dışına satıyor. Aynen. Ya cebe koyuyor. Sen önce kendi vatandaşını düşün. Hanımı aynı cebe koyuyor, oğlu aynı cebe koyuyor. Bütün marketlere ortaktır. Abi, dışarıdakini dışarıdakini yani düşünmeyecek. Dışarıdakini Türkiye'ye sokmayacak. Tamam. Ha, savaş biz savaş olsa biz Amerika'da nereye gideceğiz? Yatırım hiçbir ülke bizi kabul edecek mi? Yapıyor. Etmeyecek. Ya öleceksin ya ülkeni koruyacaksın, ikisinden biri. Kurmak değil, o da Fatih'in yanına gidecek. Bir savaş çıktı. O da Fatih'in yanına gidecek. Türkiye'ye girenler önce kaçacak. İlk birinci onlar almış, kaçacak. 30 dönüm yer almış. Bu abi zor. Teşekkür ederim. Şey değil.